Sağlıklı ve mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle herkese selamlar dostlar. Evet ekrandan da göründüğü gibi yaklaşık 1 bir, buçuk yıldır yapmadığım bir konu üzerinde bugün bir video çekmeye çalışacağım. 3 artı 1 sözleşmeli personellerden gelen sorular. Biliyorsunuz ben 2-3 tane daha önce 3 artı 1 personelin yönetmelikleri üzerine video çekmiştim. ve Bu videonun altına birçok soru geldi. Bu soruları da ben mümkün olduğu kadar cevaplamaya çalıştım. Fakat yine e, halin tam olarak netleşmeyen bazı konular var ve bu konular üzerinde gelen bir gelen birçok soru var Bu soruları bir nebze olsun tekrar sizlerle birlikte cevaplamaya çalışacağım sorulara geçmeden önce arkadaşlar sizlerden ricam kanala abone olup e, halen abone olmayan varsa kanala abone olup bildirim zilini açarsanız bundan sonraki videolardan da ilk siz haberdar olmuş olacaksınız biliyorsunuz ki bu kanal genelde mevzuatlar sağlık bakanlığının mevzuatları ve e, sağlık personellerinin atmalarıyla alakalı e, paylaşımlar yapan bir kanaldır e, evet arkadaşlar e, bu soruları genelde yönetmelikler üzerinden sizlere anlatmaya çalışacağım bunu da bilginize sunarım arkadaşlar şimdi ilk sorumuz hocam merhaba ben 45 ağlıyken 2019 Ekim ayında eşimin bulunduğu ile eş durumu ile tayin eş durumu tayini yaptım 2020 Haziran ayında dördüncü yılım doluyor ve eş durumuyla gittiğimiz yerde 2 yıl çalışma şartımız var mı yoksa Haziran ayında tayin isteyebilir miyim ee, arkadaşlar biliyorsunuz bu noktada şöyle söyleyeyim sizlere net bir ibarı yok yani 3 artı bir yönetmeliğinde zaten eğitim durum özür dilerim eğitim durumu yine de tayin gibi bir durum yok ama bu arkadaşımız dördüncü yılını doldurmuş bulunuyor. Şu an 2022 yılındayız biliyorsunuz eski bir e, yorum. Bunu olmayanlar için tabii ki hali hazırda bu durumlarda olanlar için e, cevaplıyoruz bu soruları. E, 4 yılını doldurduktan sonra 4 a kadrosuna tamamen geçiş yapmış oluyor. Bundan sonraki e, noktada tayin isteyebilir mi noktasında tabii ki şöyle bir durum var eğitim tayini e, herhangi bir tayin sonrasında. Bu tabi 4A kadrosuna geçtiği için atama ve yer değiştirme yönetmeliği üzerinden hareket edecek bir arkadaşımız. Herhangi bir atamanın sonrasında 2 yıl olduğu yerde çalışma şartı var. Ama bu durum işte belirsizliğini koruyor. Neden belirsizliğini koruyor arkadaşlar? Çünkü siz 45A ataması yaptınız. Eş durumu ataması yaptınız. Yani normal bir atama yapmadınız. Ayrıca şöyle bir durum var. 2019 yılından sonra 2020 yılında yani henüz bir yıl geçmiş bulunuyor. Bir yıl geçmediği için de bir yıl geçtiği için de yani iki yıl tamamlanmadığı için de e, sizin tayininizi yaparlar mı bu noktada net bir ibare söyleyemiyorum. Fakat e, atama ve yer değiştirme yönetmeliği üzerine hareket ederse de e, bu noktada talebinizin kabul edilip edilmemesi bana göre benim fikrim şudur ki e, kurumdaki yetkili kişinin e, vicdanı veya inisiyatifi ile alakalı bir karar olacaktır diye düşünüyorum. İkinci bir soru. Sözleşmeli sağlıkçı ile kadrolu sağlıkçı arasındaki maaş farkı var mı? Lisans mezunu ve Sağlık Bakanlığına bağlı. Evet arkadaşlar, sözleşmeli kadrolardaki ve normal 4A kadrosundaki kadrolu sağlıkçılar arasında bir maaş farkı var. Bu durum neden kaynaklanıyor noktasında net bir e, cevap veremiyorum bu konu. Ben de hala tam olarak e, vakıf olabilmiş değilim. E, tabii ki e, ben de ara ara vakit buldukça araştırma yapıyorum ama net bir bilgiye ulaşamadım. Ama şu bir gerçek ki e, kadrolu sağlıkçı ile sözleşmeli sağlıkçı arasında bir maaş farkı var. Ama şöyle bir durum da söz konusu. Biliyorsunuz son dönemlerde Sağlık Bakanlığı'na yapılan atamalar yaklaşık 5 yıldır 6 yıldır yapılan atamalar hep 3 artı 1 e, olarak yapılan atamalardır. Yani kadrolu atamalar e, çok az miktarda ve Sağlık Bakanlığı'ndaki memur kadrolarına yapılıyor. Yani bir sağlıkçı gibi yani bir hemşire olarak değil de e, bakanlıkta çalışan bir düz veri veri hazırlamak kadrosu gibi kadrolar genelde kadrolu olarak atanıyor son dönemlerde. Bunun dışındaki bütün sağlık personelleri hep 3 artı 1 sözleşmeli olarak atandığı için o diğer sözleşmeli özür dilerim diğer kadrolu sağlık aracı arkadaşlar zaten belli bir dönemde çalışmış oluyor ve kademe dereceleri düşmüş oluyor bu noktadan dolayı da bir maaş farkı olabilme olasılığı yüksek arkadaşlar üçüncü soru Merhabalar eğitim tayini hakkı 3 artı birin ilk 3 yılı dolduğunda açılıyor mu yoksa 4 yılı tamamen bitmeli mi Evet arkadaşlar bu noktada 4 yılı tamamen bitirmeniz gerekiyor zaten e ee, şöyle bir durum var 3 artı bile 3 yılı doldurduktan sonra size diyorlar ki bir herhangi bir eş durum ya da mazeret tayini yapacak mısınız? Siz yapmayacağınızın kadroya geçerken yapmayacağınızın garantisini veriyorsunuz. O şekilde hareket ediyorsunuz. Yani 3 yılı doldurduktan sonra siz 4A kadrosuna geçtiğiniz anda herhangi bir şekilde bir ee, tayin yapamıyorsunuz. O 1 yılı da tamamen bitirmek zorundasınız. E, bunu da belirtmek isterim. Merhabalar. Eşim 2025 atamasıyla 45'e 663 sayılı kanunu ile Konya'ya atandı. Ben ise 2017 ile 45 a e olarak Bolu'ya atandım. Eşimin bir yılı dolmadığı için ben Temmuz'da tercih isteyeceğim. Konya'nın 2'nin A'sı, Bolu ise 3'ün D'si bölgesinden dolayı red yer miyim? Şöyle ki arkadaşlar 3 artı bir eşliğe durumu yönetmeliğinde mazeret tayini özür dilerim. Eş durumu atamaları ilk önce 5. ve 6. bölgelerde toplanması, birleşmesi öngörülüyor. Bakanlığın yayınladığı eş durumu usul ve esasları noktasında 3 artı 1'lerin zaten buna net olarak açıklık getirmişler arkadaşlar. Bakınız 4. maddede her iki eşin bakanlık ve bağlı kuruluş personeli olması ve eşlerden birinin 5 veya 6. bölgesinde diğerinin 1, 2, 3, 4. hizmet bölgesinde bulunması halinde aile birliği mazereti 5 veya 6. hizmet bölgesinde bulunan personeli bağlı olarak sağlanır diyor. Tabi burada bazı şartlar durumlar söz konusu. Herhangi diğer durumlarda sözleşmeli personelin eşinin stratejik personel olması veya engelli personel olması halinde sözleşmeli personelin görev yeri stratejik personel veya engelli personel bağlı olarak eşinin e, engeli olmaması halinde ise aile birliği mazereti personel ihtiyacının fazla olduğu ilde sağlanır durumu söz konusu. Son olarak 5. sorumuz arkadaşlar. Bunun soruların devamı gelecek. Bunu belirtmek isterim. Süreyi uzatmamak adına bu kadar 5 e, soruluk bir cevap hazırladım. Aslında diğer sorularımız mevcut. Bakınız ileriye doğru birçok soru var. Bunları da ilerleyen dönemlerde yine e, cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Ben için son sorumuz 3 artı 1 ATT olarak görev yapmaktayım. Bir yılım 27 Ocak'ta dolacak. Eşim askeri personel, kadrolu az subay. Eşimin yanına tayin istemek için Ocak ve Temmuz kurallarına mı katılmam gerekiyor? Yoksa bir yılım dolduktan sonra dilekçe vererek stratejik personel olduğu için kuralsız gidebiliyor muyum? Evet arkadaşlar sıkça sorulan soru özellikle asker eşleriyle alakalı olarak. yani stratejik personel durumu nedir ne değildir bu tür konularıyla alakalı çok kafa karışıklığı var bunu da şimdi sizlerle açıklık getirmeye çalışacağım 3 artı 1 yönetmeli usul ve esaslarda arkadaşlar e, bu durumla alakalı ilgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mülki idare amirliği, milli istihbarat, emniyet hizmetleri, Jandarma hizmetleri, sağlık güveni hizmetleri sınıfından birinde görev yapması veya hakim savcı olması halinde e, ataması yapılır diyor. Ama zamanlamayla ilgili arkadaşlar burada maalesef yine net bir bir durum yok. O yüzden benim fikrim şudur ki e, bir yıl beklenmek zorundasınız çünkü net bir ibare yok. Ya da bu durumun kabul olmasıyla alakalı stratejik konum belirtmesi itibariyle yine... E, bu konunun yöneticileri yani bu konunun gerekli birimindeki arkadaşların inisiyatifine kalmış bir durum. Tabi bunu şu şekilde de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Burada net bir ibare yok. O zaman neye bakacağız? Hemen atama ve yer değiştirme yönetmeliğine bakacağız. Atama yer değiştirme yönetmeliğinin aile birliği mazeretinin durumuna baktığımız zaman yine e, Stratejik konumdaki personelle alakalı olarak e, direkt e, atamasının yapılabileceği söyleniyor. İşte bu noktada e, nasıl bir yol izlenecek durumuna gelirsek arkadaşlar aslında bu şöyle şu şekilde yapılabilir. Siz e, atamanız yapılır yapılmaz stratejik konum durumundan dolayı e, tayin isterseniz cevabınızın red gelmesi halinde bu cevap bu e, kararlarla alakalı olarak tayin isterseniz tayininizin olmaması durumunda Yine bir e, dava açma yoluyla arkadaşlar eşinizin yanına gitme ihtimaliniz var. Tabi bu süreç neyi getirir neyi götürür bu noktada bir e, net bir durum söz konusu değil. Ama e, geçmiş verilere bakarak elde edilebilecek bir gerçek vardır ki e, bir tane arkadaşımız bu şekilde durulan bir arkadaşımız davayı açması ve kazanması halinde geçmişten Özür dilerim gelecekteki aynı durumda olacak arkadaşlara bir emsal karar olma niteliğinde bir durum gösterir ve akıllardaki kafalardaki karmaşaya bir son vermiş olacağını düşünüyorum. Bu konuyla alakalı herhangi bir sorunuz ya da yorumunuz ya da e, bir e, teklifiniz yani bir öneriniz varsa da yine yorum kısmına bunları yazınız arkadaşlar. Tüm yorumlara tekrar tek tek cevap verdiğimi bilmenizi isterim. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer e, soru cevap yayınlarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.